Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina min ladunke rahme ve heyyi' lana min emrina rashada. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrata a'yunin ve ec'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunke zurriyatan tayyibah innaka semi'ud du'a. Rabbi ec'al ni muqim as-salati ve min zurriyyati rabbana ve taqabbal du'a. Rabbi ec'al hadha al-balada aminan ve junubni ve bani an na'budal asnam. La havle ve la kuvvete illa billahi al-aliyyil azim. Sallallahumma ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alamin. İsra suresinin birinci ayetindeki İsra ve dolayısıyla takip eden Miraç'la ilgili ayetin tefsiri 31. söz okuyoruz ve 31. sözde Miraç meselesini 4 esas üzerine çalışacağını veya çalışılması gerektiğini söylüyordu müellif. Birincisi, Miracın sırrı lüzumu. Neden Miraca gerek var idi? İkincisi, peki Miracın hakikati nedir? Üçüncüsü, peki hikmeti Miraç nedir? Miraçta ne gibi hikmetler var ki biz bu hikmetleri bilerek Miraç meselesini anlayalım ve hayatımızdaki Miracı gerçekleştirelim? Dördüncüsü, Miracın semerat ve faydası nedir? Yani Miracın neticeleri nelerdir? Ne gibi sonuçlar, semereler, meyveler kazandırıyor bizim hayatımıza? Miracın bizim hayatımıza sağladığı, getirdiği faydalar nelerdir? Bu soruların cevabını vermek üzere Miraç konusunu da böylece çalışmış olacak müellif, ona göre bir tanzim yapmış. Şimdi biz birincisi olan Miracın sırrı lüzumu diye başlayan birinci esas başlıklı bölümü okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Deniliyor ki Cenab-ı Hak اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Bu Kaf suresinin 50. surenin 16. ayeti kerimesi اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ deniliyor. Yani Allah her şeye, her şeyden daha yakındır. Cenab-ı Hak her şeye, her şeyden daha yakındır. Cisimden, mekandan münezzehtir. Bu cisimden, mekandan münezzehtir cisimden, mekandan münezzehtir cümlesi çok kullanılır. Çocukken de bize ezberletildiği için üzerinde düşünmeye fazla gerek kalmadı, gerek duymadığımız, sanki biliyoruz zannettiğimiz bir ifadedir. Zannettiğimiz diyorum çünkü gerçekten Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın cisimden ve mekandan münezzeh oluşunu anlamak çok da kolay değil. Kelime olarak anlamak kolay da cisimle mekanla sınırlanamaz diye anlamak kolay ama ben bunu dünyamda nasıl yaşayacağım, nasıl dünyama aktaracağım, ben cisimden ve mekandan münezzeh olan bir yaratıcıya, Allah'a nasıl muhatap olacağım, nasıl inanacağım ve o inancımla nasıl yaşayacağım sorularını sorduğumuzda problemler başlar. Çünkü problemler başlar diyorum. Çünkü biz bu dünyada cisim ve mekansız bir şeyi tasavvur veya tahayyül edemeyiz. Bu da bizim cisim ve mekandan münezzeh olanı tasavvur ve tahayyül edemeyeceğimizi gösterir. Peki cisimden ve mekandan münezzeh olanı, yani tasavvur ve tahayyül edilemez olanı ben nasıl tarif edeceğim? En azından
onunla olan ilişkimi nasıl kuracağım, yani ona bir abd olarak nasıl muhatap olacağım sorularını sorduğumuz zaman meselenin hiç de bize çocukken ezberletildiği gibi kolay olmadığını anlarız hiç. Fakat anlaşılması imkansız bir şey de değil. Üzerinde düşünmek lazım. En azından cisim ile, cisim ve mekan ile ifade edilebilecek bir konumda olmadığını ve dolayısıyla yaratık cinsinden olmadığını anlamak veya yaratık cinsinden olmadığını anlayabilecek kabiliyette olduğumuzu anlamak, yaratık cinsinden tasavvur ve tahayyül etmeye müsait olmadığını ya da mümkün olmadığının idraki içinde olmamız lazım. Yoksa Allah ne yerde ne gökte, fakat her yerde, evet doğru bir tekerleme ama bir tekerleme. Bizim dünyamızda hakikatini ifade etmesi için bizim ciddi bir şekilde meseleyi düşünüyor olmamız lazım. Veya düşünmüş olmamız lazım. Halikimiz, yaratıcımız cisimden ve mekandan münezzehtir ama her şeye, her şeyden daha yakındır. Daha doğrusu, daha pratik bir anlatım ile cisim ve mekan ile kayıtlı olamayacağından emin olduğumuz yaratıcının, cismin, mekanın ve zamanın yaratıcısı olarak cismin ve mekanın bizzat halıkı, sahibi, maliki, yaratıcısı olarak onu cisim ve mekan aracılığıyla her zaman onun cisim ve mekan aracılığıyla her zaman varlığını, yaratıcılığını, cismin ve mekanın sahibi olduğunu her zaman idrak halinde şuurlu bir şekilde farkına vararak bulundurabiliriz. Dünyamıza taşıyabiliriz. Yani hani şu müşahede ettiğim cisim var ya, herhangi bir maddeyi, herhangi bir yaratığı düşünün. İşte şu anda yaratıcı, şu anda şu gördüğüm cisim var ya, işte bu cismin şu anda vücudunu sağlayan, özelliklerini veren, onu bu özellikleriyle birlikte yaratandır Allah dememiz herhalde bizim için en kolay yol. Çünkü hem kendisini cisme ve mekana hasretmiyoruz, sınırlamıyoruz ve hem de kendisinin varlığını cisim ve mekanın dışındadır diye hayalen ya da tasavvuren kainatın dışına çıkartıyoruz. Allah kainatın dışındadır desek, o da cisim ve mekanın mekan ile tarif edildi demek. Yani yaratıcı bir şeyin yaratıcısı yaratık cinsinden tanımlanamaz. Bir şeyin yaratıcısı yaratık cinsinden tanımlanamaz. Bu ifadeyi anlamamız lazım. Mesela klasik örneklerimize dönelim. Herhangi bir yapılmış eşyaya bakalım. Veya daha basit bir örnek, herkesin algıladığı bir örnek olsun. Ya bir kasetten ya da CD'den müzik dinleyelim. Veya bir konuşma dinleyelim. Ya da bir resim tablosuna bakalım. Veya bir mimari esere bakalım. Gerek dinlediğimiz müzik cinsinin, daha dindar olsun konumuz dini ya, Kur'an okuyor. CD'de Kur'an okunuyor. Sesi duyduk, ahengi duyduk, melodiyi duyduk. Hatta o ses ile, melodi ile gelen kelimeleri anladık. Onların manalarını anladık. Onlar bizim dünyamızda cisim ve mekan, zaman cinsinden
tarif edebileceğimiz belli bir konuma yerleştirebiliriz. Yani eni boyu yüksekliği şudur, şu boyla, şu tonda bir sestir vesaire diyebiliriz. Peki o sesin sahibini o ses cinsinden tanımlamamız mümkün mü? Düşünelim. Cevabı hayır. Ses sestir, mana manadır ama onun sahibi insan. Hiç ses cinsinden tanımlanamaz. İkinci örneğimiz bir resim tablosuna baktığımızda veya bir heykele baktığımızda, bir portreye baktığımızda heykeli görürüz, resim tablosunu görürüz ama oradaki sanatı da görürüz ama sanatkarını, o sanatı, o resmi yapanı, o heykeli yapan heykeltıraşı gördüğümüz heykel cinsinden tarif edemeyiz. Ancak şunu deriz, bu resmin, bu heykelin bir sanatkarı var ve bu sanatkar taş değil, kağıt değil, boya değil, bunların hiçbirisiyle alakası yok. Bizim bildiğimiz dünyada oldukları için her iki taraf da birisi kağıt boya, diğeri insan deriz. İnsanı kağıt ve boya cinsinden tarif edemeyiz. Bu örnektir. Tesbihlerde her zaman bir yönüyle, yani eser ile o eserin müessiri arasındaki ilişkide müessir bir, eser içinde aranmaz, iki, eser cinsinden tarif edilemez. Müessir, müessir yani bir eseri gerçekleştiren usta, yapıcısı, yaratıcısı, eser içinde aranmaz, yani eser cinsinden tarif edilemez. Risalelerdeki meşhur, yani atasözü haline gelmiş, deyim haline gelmiş cümlecikle sani sanat içinde aranmaz. Bu ne demektir? Sani sanat cinsinden tarif edilemez demektir. Sani sanat cinsinden tarif edilemez. Yani bir ressam kağıt ve boya ve fırça cinsinden değildir. O insandır. Tamamen bambaşka bir cinstendir. Bir heykeltıraş, eğer bu bir taştan yapılmış heykelse, taş cinsinden aranmaz, tarif edilemez. İmkansız. Mimaride bir eser gördük, bir köprü ya da bir bina gördük. Bu binada kullanılan malzeme cinsinden mimarı tarif edemezsiniz. Onlar taştır, kumdur, tuğladır, tahtadır, camdır, plastiktir, her neyse. Fakat o eserin, yani binanın ya da köprünün ya da her neyse mimari eserin mimarı, sanii, yapıcısı insandır. Hiç o cinsten değildir. Bu bir teşbih. Çünkü biz bu teşbihte teşbihin her iki unsurunu da biliyoruz. Anlaşılması kolay. Yani eseri biliyoruz, binayı biliyoruz, insanı biliyoruz, mimarı biliyoruz. Fakat mimar nasıl bina cinsinden olmazsa, topraktan bir parça, taştan bir parça, tuğladan bir parça olmazsa, kainat da bir eserdir. Kainatın müessiri eser cinsinden olmaz. O, bu sani masnu içinde aranmaz cümlesini sani masnu cinsinden olamaz diye anlamamız lazım. Yoksa bir retorikten ibaret kalır. Yani sloganlaşmış bir cümle olur. Sani masnu içinde aranmaz. Ne demektir diye sorduğumuzda, canım işte sahneyi masnun içine girip de arayamazsın, yani masanın yapıcısını masanın içine girip de arayamazsın der gibi. Doğru olmakla birlikte peki bu neyi ifade ediyor deyince, marangoz masa cinsinden bir şey olarak tanımlanamaz.
tahtadır, boyadır, ciladır gibi veya bıçkıdır, keserdir, çividir veya şimdi çivi kullanmıyorlar, yapışkan zamk, değişik türde zamklar kullanıyorlar. O zamk türünden aranmaz. Bunla, o insandır. Onun gibi kainat da yaratık alemde baktığımızda bu alemin yaratıcısı, bu alemdeki gördüğümüz, müşahede ettiğimiz, algıladığımız, ilişkiye geçtiğimiz maddenin hiçbirisinin cinsinden olmaması lazım gelir. İşte Allah'ın cisimden ve mekandan münezzeh olması demek bu anlamdadır. Yoksa, bakın bu cümleleri çocukken öğrendiğimiz cümleler var ya, çocukken bize ezberlettikleri cümleler var ya, bu cümlenin artık akıl bali olduktan sonra hiçbir hakikati kalmaz. Yani onları, ya ben hala biliyorum işte, ne zamandan beri Müslümansın? Galubeladan beri Müslümanım derim. O çocukken güzel, gülersiniz çocuğun galubeladan beri ben Müslümanım dediği, hoşunuza gider, güler, ne söylüyor dersiniz. Ama 14 yaşına gelmiş, 14-15 yaşına gelmiş bir çocuk, hala çocuk gibi bir genç, hala çocuk gibi galubeladan beri Müslümanım derse, şimdi artık öyle de demiyorum ben, 14-15 de demiyorum, 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş, adama soruyorsun, hala ben kitabım Kur'an, dinim İslam, peygamberim Muhammed, galubeladan beri Müslümanım diyor, yani adam insan değil, papağan olmuş. Yani ona insan denmez. O hiçbir şey ifade etmez 15-20 yaşından sonra. Ama bunların hakikatlerini anlamamız lazım. Bu cümleler bir hakikatin motto haline getirilmiş, slogan haline getirilmiş sözleridir. Onun için Allah ne yerdedir ne gökte, fakat her yerdedir, mekandan, zamandan, mekandan münezzehtir dedik diye, bunları ezbere biliyoruz diye Allah'ın mekandan, zamandan münezzeh olduğunu anlamamız o kadar da kolay değil. Hatta bu konuda İslam tarihinde selbiye diye gelişmiş çok 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 yaygın, çoğu zaman da tasvip görmüş bir fikri akım, ulema olmuş. Dikkat edin. Ulemalar grubu olmuş selbiyeciler diye. Ki hakikatsız da değiller. Yani tamamen ehli sünnet dışında da telakki edilmezler selbiyeciler. Eksik kaldıkları söylenir ama sonra ümmet icma haline gelmiş. Ehli sünnet vel cemaat adı altında icma haline gelmiş. Yalnız bu ehli sünnet vel cemaat dedik diye aman Şii değiliz anlamında değil. Böyle rigid konuşmamak lazım. Yani ehli sünnet vel cemaat demek İcma, ulemanın icma halinde çoğunluğunun kabul ettiği fikir anlamına gelir. Anlayış anlamına kullanırız biz ehli sünnet vel cemaati. Yoksa biz sünniyiz, şii değiliz anlamındaki ayrımlarla ilgimiz yok. Yani icma haline gelmiş ulema bu selbiyecileri tamamen batıl bir mezhep olarak isimlendirmiyorlar ya da tanımlamıyorlar. İşte bu selbiyecilerin ana meselesi buydu. Allah'ı cisimden ve mekandan münezzeh olarak anlamanın yolu neydi diye çalışıyorlardı. Allah ebediyen razı olsun onlardan. O çalışmaların neticesinde vermiş oldukları eserler, ilmi eserler şimdi bize yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Yani biz miraç meselesini konuşurken mutlaka hiç ama basite almayacağımız bir şekilde Allah'ın mekandan, cisimle mekandan münezzeh olma meselesinin çok derin bir mesele olduğunu, sırf zorlaştırmak için değil, hiç de öyle kolay bir mesele olmadığını vurgulamamız lazım. Peki, doğrusu nedir dersek, işte miracı anlayabildiğimiz kadar bu meselelerin de anlaşılmasına ışık saçacak miraç meselesi, miracın anlaşılması inşallah. Böylece imanımızın daha pratik, daha uygulanabilir,
daha bizim dünyamıza yerleşmiş, kalbimizin mutmain olduğu bir tarza getirmenin yoludur bu. Yoğurmanın, pişirmenin, eğer tabir caizse olgunlaştırmanın, kemale ermenin yollarıdır bunlar. Her bir meseleyi öğrendikçe bir kademe daha mükemmelliğe doğru gidiyoruz. Tahir tamam geldi diyor, onu anlamadım. Memin, bu analojiyi ben oturtamadım zihnime. Mesela cep telefonu da onu üreten aynı özellikler yok ama aynı özelliklerin yok. Onu üreten makineler de aynı cinsten, aynı özelliklere sahip. Mühendis ve inşaat arasında aynı özellikler yok ama aynı özelliklerin olduğu müessire serisinde nereden çıkarttım onu diyeceğim. Mühendis ve inşaat arasında aynı özellikler yok ama aynı özelliklerin olduğu müessir-eser ilişkisini de görüyoruz bu dünyada. Canım dedik ya, tesbih yalnız bir yönüyle alınır diye. Biz biliyoruz, bizim yaptığımız tesbihte iki örnek de, yani mühendis de veya inşaat da bina da ikisi de yaratık cinsinden olduğundan biz inşaatı biliyoruz da ondan, ama konunun bu yönüyle pek alakasını görmedim ben. Bak, biz bir binanın bir insan tarafından yapıldığını biliyoruz da ondan. Düşünün, hiçbir zaman insan tarafından yapıldığını bilmesek, hiç böyle bir tecrübemiz olmasa, hiç ki bu ama mümkün değil. Herkesin bir tecrübesi var da onu öyle imagination, hayal yapmak da kolay değil. Hayal etmek de kolay değil. Yani, ama bunu mantıken anlayabiliriz biz. Bir binaya bakıp da o binanın cinsinden bir mühendis tarif edemeyiz. Bir makinenin diğer makineyi yapması o bizim örneğimize gelmez. Çünkü makine bir başka şey, işlemi, fonksiyonu yapacak şekilde yapılmış. O da bizim örneğimiz değil zaten. Yani o makinenin bir makiyi yapan, hani ona vücut veren diyeceğim insan ise, o makinenin içine bakarak makinenin parçacıklarının özelliklerinin cinsinden insanı tarif edemeyiz. Yani demek ki bu konu o kadar da kolay değilmiş. İnsan da binayı yapacak özelliklerle donatılmış, aynı şey. Ama dedik ya, bina iki tarafı da bildiğimiz için bu bir teşbihtir kardeşim. Binanın cinsinden insanı tarif edemezsin. Odun, tahta, taş, binadaki bulunan ne varsa, cam, çerçeve, tuğla, çimento, cinsinden tarif edemezsin insanı, mimarı. Bu onun örneğidir. Kainatı da, kainata baktığımızda da kainatın yaratıcısını da kainatın parçacıkları cinsinden tanımlayamazsın demek. Tekrar belki her seferinde söylüyoruz. Söyleniyor. Özür dilerim. Teşbihte yalnızca bir unsur kullanılır. Artık bunu biraz da sesimi yükselterek söylemek zorundayım. Teşbih yapıldığında teşbih yalnızca bir unsuruyla kullanılır. Teşbih unsuru diye sorulur ona. Nedir teşbih unsuru? Tekrar bizim aslan örneğine gelelim. Burada bir arkadaş var, ismi Yusuf. Aslan Yusuf. Şimdi ben de çaktırmadan dinliyorum. Aslan Yusuf dediğimde bir unsur var. Ne unsuru var? Mesela Yusuf'un cesareti. Hakikaten cesur birisi buraya gelmiş. İş bulacağım, yerleşeceğim. Bayağı cesur bir karar da vermiş birisi. Ha, Aslan Yusuf dedim. Cesaretine izafe ettim. Cesaretine refer ettim. Cesaretine işaret ettim. Ondan sonra Aslan ile Yusuf arasındaki yapılacak her türlü benzetme fasittir. Böyle bir benzetme bekleyemezsin. Yusuf'un da ama dört ayağı yok ki, kuyruğu yok ki diyemezsin. Yusuf burada da gülüyor. Diyemezsin.
cesaret açısından bu adam cesur demek istiyorum. Tesbihte bir unsur kullanılır. Şimdi bina ile mimarı arasındaki unsur, mimar insandır, bina topraktır, taştır, tuğladır, camdır, tahtadır. İnsanı cam, toprak, tahta cinsinden tanımlayamazsın demek. Bitti. Orada noktayı koyacağız. Başka bir şekilde ama insanda bina yapma özelliği var, alakası yok. Herhalde. Allah razı olsun. Serhent'in dediğini okuyorum. Cins derken burada varlık verebilme özelliği geliyor aklıma. Bina ile yapıcısı varlık verme bakımından farklıdır. Ya dediğiniz doğru olmakla birlikte konuşulmak isteyen bu değil. Bina var ediliyor, mühendis var ediyor. Hayır, tesbihte bu özellik değil. O sonuçtur. Serhent kardeşim. Sonuçtur. Hala anlatamadım. Demek ki bende bir mutlaka bir noksanlık olmalı ki anlatamıyorum. Zaten var da daha nerede noksanlık olup bilmiyorum. Ya kardeşim, teşbih yapıyoruz. Sanırım apayrı şeyleri düşünüyoruz. Evet. İşte bu doğru. Bir arkadaş yazdı oraya sanırım. Apayrı şey. Ya kardeşim, binanın yapıcısına işaret etmesi bambaşka bir konudur. Binanın yapıcısının bina cinsinden olamazlığı bambaşka bir konudur. Zaten biz burada cisimden, mekandan münezzehtir Allah derken, Allah yani yaratıcı, cisim ve mekanın yaratıcısı değildir demiyoruz ki. Cisim ve mekan yaratıcıya işaret etmiyor demiyoruz ki. Öyle bir konumuz yok burada bizim. Bizim konumuz, sesimi yükselttim, özür dilerim çünkü biraz da tekrardan bıktım diyelim. Öyle bir bina yapıcısına işaret etmesi ayrıdır, yapıcısının binanın cinsinden olamaması ayrıdır. Biz ikincisini konuşuyoruz. Binanın yapıcısı bina cinsinden olamaz. Yani binayı yapan usta, ki biz iki ucunda biliyoruz, birisi insan, diğeri tuğla. İnsan, tuğla cinsinden bir tanım ile insanı tanımlayamazsın. Bunu söylemek istiyorum. Teşbihte bir unsur geçerlidir. Birisi yapıcı, birisi yapılmış. Doğru olmakla birlikte konumuzun anlaşılmasına yardımcı olmaz. Memin hem Serhent'ten özür dileyerek söylüyorum. Konularımız, bizim anlamak istediğimiz konu üzerinde düşünelim, temerküz edelim. Yoksa eser müessire delalet eder. Eser müessirin vücuduna, varlığına delalet eder. Bir müessir olması lazım dedirtir. Eserdeki özellikler müessirdeki özelliğin, özür dilerim, eserdeki özellikler var olması gereken müessirin özelliklere sahip olduğuna, öyle özlerinin var olduğuna, bakın mahiyetine değil, mesela var olduğuna delalet eder. Mesela bir kitap yazarının kitaptaki ilme sahip olduğuna delalet eder. Ama kitabın yazarını ifade etmez. Yani yazarının var olduğunu değil. Kitabın yazarı kitaptaki kağıt ya da mürekkep cinsinden tanımlanamaz. Hatta o mürekkebin ifade ettiği manalar var ya, o manalar cinsinden de tanımlanamaz. Dikkat edin, cinsinden tanımlanamaz. O manalar kitabın yazarının ilim sahibi olduğuna delalet eder. İlminin var olduğuna delalet eder. Bunu yine 10 emir yazdı ya Mehmet Ali. Aramızda mı bakıyorsun?
kaçamak yaptı yine. Onu yok yok listesine yazacağız. Babasından, annesinden mazeret tezkeresi isteyeceğiz. Niye yoktun diye. Bizde öyle yaparlardı. En kötü şey oydu. Annemden babamdan kağıt getireceğim. Mazeret tezkeresi derdik ona. Şimdi ne diyorlar? Mutlaka değiştirmişlerdir. Her şeyi kuşa çevirdiler. Onu da kuşa çevirmişlerdir şimdi. Mazeret tezkeresi getireceğiz. Dedi, orada dedi bakın yaratıcının mahiyetini anlayamazsın. Vücudunu, varlığını anlayacağını bil ve Kur'an'ı ona göre oku. Diye prensip yazdı bize orada. Bunlar kolay, hem kolay söylemesi kolay hem de uygulaması çok zor o meselelerdi. Peki memen neden olamaz diyor. Olursa soru sormakta mahsur yok. Sorusuna daha detaylı açıklama yapmak gerekiyor sanırım. Şu ana kadar söyledikleriniz beni ikna etti. Teşekkür ederim. Bize belki daha açıklama yapmak lazım. Yahu kardeşim yani kimseye ikna etmek mecburiyetinde değilim de cinsinden olmak ayrıdır, delalet etmek ayrıdır kardeşim. Arkadaş bir şey söyleyecek benim burada bulunduğum arkadaş. Heyecanlandı. Güzel oldu. Bak sorularınız insanları uyandırdı, heyecana getirdi. Buyurun. Ya evet, güzel, daha bariz bir özellik verelim. Yani ben bir tabloya baktım, resim tablosuna baktım. Resim tablosu bu resmin bir yapanı olması lazım geldiğini söyler, var olması gerektiğini söyler. Resimdeki özellikler. Resimdeki özellikler bu resmi yapanın bu özelliklerin kaynağı olduğunu, yani böyle bir kaynağa sahip olması gerektiğini, var olması, mevcudiyetine delalet eder. Bu çok önemli bir konu. Zaten ben korkuyordum. Bu konu o kadar önemli ki bizim pek haberimiz yok bu konunun öneminden. Bunu nasıl yaparız da anlatırız diye. Hatta buradaki arkadaşlarla yapmış olduğumuz toplantılarda bir gün bu konuyu da bir güne hasrederek çalışalım diye düşünmüştüm. Bunun da ana hatlarını kafamdan yavaş yavaş geçirmeye başlamıştım. İman ne demektir? Delalet etmesini konuşmuyoruz Ali Hocam. Serhend'in okuduğunu tekrar... Hayır hayır hiç alakası yok. Serhend'in okuduğunu tekrar okur musunuz? Okudum. Alakası yok. Sanırım apayrı şeyler düşünüyoruz dedi. Tekrar okuyayım hatırın için. Binayı var ediliyor, mühendis var ediyor. Bir dakika cins derken buraya, oraya gelmişiz. Bir dakika oraya okumadım. İnsan da binayı yapacak özelliklere donatılmış aynı şey değil mi? İşte o çok önemli. İnsan da binayı yapacak özelliklerle donatılmış aynı şey değil mi? Hayır. Buna hayır. Ona orada bir hayır bastıktan sonra devam ediyorum Serhend okumaya. Cins derken burada varlık verebilme özelliği geliyor aklıma. Hayır, mahiyet gelmesi lazım. Bina ile yapıcısı varlık verme bakımından farklıdır. Yapıcısı yalnız varlık verme bakımından farklı değil ki. Birisi taş, birisi insan kardeşim. Varlık verme bakımından farklı olması doğru ama konumuz o değil. Bina var ediliyor, mühendis var ediyor. Tamam ama konumuz o değil. O zaman bu konuyu anlayamazsınız. Yani cisimden ve mekandan münezzehtir cümlesini anlayamazsınız o zaman. Gelelim memin teşbih konusunda problem yok Ali Hocam. Hayır, çok var. Serhan'ın yukarıda dediğim biraz daha açıklama ayet oldu benim için. Maalesef hayır. Maalesef hayır. Ben üzülüyorum. Anlatamadım. Sanırım apayrı şeyleri düşünüyoruz. Bu doğru. Bakalım şimdi gelelim onları. Evet. Serhend gülüyor. İyi. Elhamdülillah kızmadınız. Neden olamaz sorusuna daha detaylı açıklama yapmak gerekiyor sanırım. Şu ana kadar söyledikleriniz beni ikna etmedi. Doğru. İkna etseydik bu kadar konuşmazdık zaten. Memin yazıyor. Delalet etmesini konuşmuyoruz Ali Hocam. Serhend'in okudun. Hayır. Delalet etmesini konuşmuyoruz. Doğru ama Terhend'in yazdığı da konumuzla ilgili değil. İçerik olarak doğru. Mesela birisi diyor ki efendim nasıl söyleyeyim? Daha şöyle bir
ses, bu ses bu kadar az mı herkeste? Ya benim ses az mı geliyor? İyi gelmiş oluyor olması lazım. Cevap verin arkadaşımıza, konumuza devam edelim. Sesten şikayetçi olan Ata Esed, lütfen cevap verin. He olak iyi diyor. Demek ki Ata Esed çıkıp gitseniz, oldu. Peki efendim. Şimdi şöyle, biz konuşuyoruz. Neyi konuşalım? Ya mesela neden bahsedelim? Hadi Mısır'dan bahsedelim. Herkesin bildiği şey. Birisi Mısır'a gittim geldim falan diye konuşurken diğeri diyor ki Mısır'ın başşehri Kahire'dir diyor. Şimdi kardeşim Mısır'ın başşehri Kahire'dir cümlesi doğru ama arkadaşın tecrübesini anlatıyor. Onunla başşehirle ilgisi yok. Ben meselemiz bunun gibi. Sizin söylediğiniz yalnız değil de konumuzla ilgili. Konunun anlaşılması için konuya daha detaylı ve bir başka açıdan girelim inşallah. Hocam teşbihte hata olmasın. Bina örneğinde mühendisi var eden olarak düşünsek doğru olmaz mı? Ya kardeşim alakası yok. Bu şekildeki yaklaşımın bizim anlamak istediğimiz konuyla alakası yok. Yani var eden olarak düşündüğümüzde biz onu anlamıyoruz ki var eden olması gerekir. Şimdi bu var eden olması gereken var edeni ben nasıl anlayacağımı düşünüyorum. Şimdi olması gereken var eden ile benim aramdaki ilişki nasıl olacak? Nasıl anlayacağım? Nasıl kavrayacağım ben onu? Selbiyeyi de onun için gündeme getirmek zorunda kaldık. Selbiyeciler yani anlaşılmamazlığıyla anlaşılır diyorlar. Bilinmemesiyle, bilinemezliğiyle bilinir deniliyor. Said Nursi'de de o var. Malumiyeti, meçhuliyetiyle malum olan diye. Meselemiz farklı. Yani dedikleriniz doğru kendi içinde ama konumuzla ilgisi yok. Konumuza dönelim inşallah. İman demek, zaten benim kafamda bu bayağı bir problem olarak duruyordu. Çözmek için de adım adım bir şeyler Allah'a dua ediyoruz. Her bir tefekkür teşebbüsü bir duadır. Tefekkür edip duruyordum onun üzerinde. Bu konuyu bizim incelememiz lazım diye. İman gayba olur kardeşim. İman gayba olur. Bunda anlaşıyor muyuz? Gayba. Gayip demek alemi şehadet. Siz söyleyin. Hadi Serhend ve Memin. Gayip ne demek? Gayip demek ipucu vereyim. Benim varmak istediğim sonuca uygun olsun diye. Gayip demek alemi şehadet. Devam edin. Alemi şehadet şahit olmadığım Ayşe Selcen. Evet ama açıklayın. Şahit olmadığın ne demek? Alem-i şehadet. Hadi bir arkadaşım devam etsin. Ayşe Selcan teşekkür. Devam edelim. Korkmayın. Ben bile korkmuyorum yanlış yapmaktan. Ne oldu? Biz 2 saat 2'de bitireceğiz. Okay, yeah, I mean. Yeah, so inşallah. Aldı. Alem-i şehadet. Ha, Ummu Yusuf. Bak Allah razı olsun. İlgi dünyam dışında, algı dünyam dışında. Çok geniş Ayşe Selcan. Alem-i şehadette şahit olunmayan. Bak, gayip demek alem-i şehadet cinsinden olmayan demek. Alem-i şehadet cinsinden olmayan. Ummu Yusuf'un yazdığı benim tercihim. Alem-i şehadette şahit olunmayan doğru, ilgi dünyam dışında, algı dünyam dışında doğru, alem-i şehadette şahit olmadığımız doğru. Ama vurgulamak istediğim nokta cinsinden olmayan demek. Şimdi iman budur. Alem-i şehadet cinsinden olsaydı iman değil bilgi söz konusu olurdu. Algılayabildiklerimiz gibi olmayan. Evet, 5 aynı cinsten olmadığı için alem-i şehadet cinsinden olmayanı ben 5 duyum ile algılayamam. 5 duyum ile algılayamam.
Ama başka beş duyumun dışında insani kabiliyetlerim onunla irtibata geçebilir de beş duyum ile algılayamam. Herhalde beş duyuda gözümle göremem, kulağımla işitemem, burnumla koklayamam, dilimle tadını alamam, elimle dokunamam demek. İşte alemi cinsinde, alemi şehadet, yaratık cinsinden olmayanı anlamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu onun var olduğunu ve fakat var olmasıyla birlikte mutlaka yaratık cinsinden olmaması gerektiğini anlamak lazım, tasdik etmek lazım. İşte buna iman denir. Onun için burada Nursi'nin de kullandığı selbiyecilerin ana temel fikri, anlayışı meçhuliyetiyle malum olandır. Bu demek. Yoksa bilinemez, anlaşılamaz, siz öyle dediniz değil. Konuyu genelliyorum. Şimdi şu aradaki ekranda yaptığımız konuşmayla ilgisi yok. Birisi böyle diyor diye ima etmiyorum inşallah. Anlaşılamaz, bilinemez anlamında değil. Bir binaya baktığımızda o binanın mutlaka bir yapıcısının olması lazım, mantıki bir sonuçtur. Dikkat ederseniz bu mantıki sonuç aslında iman değildir. Logical conclusionlar iman değildir. Bu da problematik bir cümle. Yani bazıları için problem olması gerekir. Olur mu ya? Biz işte masnuaya bakıyoruz, sani vardır diyoruz. Bu logical bir conclusion'dır. Logical conclusion'lar mantıki sonuçlar, mantıken ulaştığımız sonuçlar iman değildir. En basit örneği matematikçi arkadaş, şimdi hazır ola geç ve eleştirel bir tavırla dinle beni ki eleştir demek istiyorum. 2 artı 2 eşittir 4'tür cümlesi iman değildir. Bilgidir. Mantıki bir sonuçtur. Mantıki bir sonucun iman haline gelmesi için denklemin sağ kısmının sol kısmı cinsinden olmaması lazım. Anlatabildim mi? Hocam, Serhat hocam. Anlatabildim mi? İman denklemin sol kısmının sağ kısmının sol kısmın cinsinden olmaması lazım. 2 artı 2 eşittir 4 mantıki bir sonuçtur. Yanlış mıdır? Hayır. Ama iman dediğimiz mesele o değil. İman dediğimiz mesele 2 artı 2 2 times eksi 1 eşittir 5. Önemli değil komplike yapmak. Neyi komplike yaptın ki denklemi? Solda x var, sağda 5 var. Ha o anlamda söylediniz. Ama yine x'i tanımlamanıza göre değişir o Serhant hocam. Ben x'i ne ile tanımladınız? O anlamda da demiyorum. O zaman biraz daha bekleyelim. Şimdi 2 artı 2 eşittir 4'dür mantıki bir sonuçtur. Ama bu imanın mantıki bir sonuca ters düşeceği anlamına değil. Kesinlikle değil. İman öyle bir sonuçtur ki önce mantık tasdik eder ve fakat başka şeyler de tasdik eder. Ve neden başka şeylerin tasdik etmesi gerekir? Denklemin doğruluğu şarttır, gereklidir. Mesela her yapılan Nursi'nin muhakemesinde her bir iğne bir ustasız olmaz. Her yine başka yerde madrup daripsiz olmaz der. O da biraz kelimeler yabancı olabilir ama li için yabancı değil. Bir şey madrup ise mutlaka daribi vardır. Bunlar mantıki sonuçlardır. İman mantıki sonuca ters düşmez ama mantıki sonuçla başlar ve devam eder. Neden mantıki sonuçta eşit değildir? Yani iman bilgi cinsinden değildir diyoruz. Neden bunların üzerinde çok duruyoruz ve sistem ediyoruz? Yani tevhid konusunda en sağlam temelleri olan
insanlar Müslümanlardır, Kur'an ehlidir ve fakat Kur'an ehli bu meselelerin üzerinde fazla durmuyor gibi sistemler ediyoruz ya, onun nedenleri bu işte. Yani iman meselesi üzerinde çalışan yok ki. Nursi Allah razı olsun, çalışmış, vefat etmiş, gitmiş. Ondan sonra yok, bitti. Bitti, iman üzerine çalışan yok ki. İman üzerine bizi eğiten kaynaklardan mahrumuz. Onun için bu meseleler bize hem basit gibi geliyor hem aslında da zor meseleler. Üzerinde düşündüğümüz zaman tutarlı oldukları için kavranması çok kolay. Ama üzerinde düşünme ihtiyacı hissetmiyoruz ki ben Allah'a inanıyorum diyorum. Kainatın bir yaratıcısı var diyorum. Tamam. Ama bu bir mantıki bir sonuç mudur? Onun üzerine mantıki bir sonuç olmanın ötesinde başka neler lazım iman haline gelmesi için? Nursi'nin tarifleriyle akıl midesinde hazm olduktan sonra kalbe inip tesis edecek ve kalpte Rabbin yaratacağı bir nur olacak gibi tanımlar getiriyor. Bunlar boşuna tanımlar değil. Üzerinde aylarca düşünülmesi gereken tanımlar. Ben hiç basit görmüyorum bunları. Ama ilk söyleyişte tamam kalpte tahakkikten bir nurmuş. Ama bakıyorum ben öyle kendimde ne var diye. Kalpte tahakkikten nur deyince kalpte ne nur görüyorum ne bir şey. Kan var. Ne demek istiyor diye mutlaka sormam lazım. O zaman ne demek istiyor deyince kalp neyi temsil eder? Kalp tabii kanı temsil etmez, eti temsil etmez. Kalp insanın his ve his akıldan başka bütün hissiyat diyelim artık. Latifelerini her şeyinin temsilidir. Dolayısıyla iman akıldan geçtikten, aklın onayından geçtikten yani mantıki bir sonuç, rational bir conclusion olduktan sonra, aklın sonucundan geçtikten sonra hislerin de mutlaka tasdik etmesi lazım gelen bir olaydır. Neden? Neden böyle onlara ihtiyaç var? Neden iman kalpte tahakkuk eder de akılda tahakkuk etmez? Çünkü aklın ancak 5 tane algılama alanı vardır. Algılama unsuru vardır. Bu 5 unsur görme, işitme, tatma bilmem ne. Bunlar malzeme toplarlar, detay toplarlar, akla getirirler, akıl analiz yapar. Yani bir midenin içerisine konulan yiyecekleri hazmettiği gibi hazmeder. Ondan sonra ince bağırsak, karın bağırsak, bilmem pürüzler ne diyorlarsa o işlemler kana ondan sonra gelir. Şimdi iman akılda tahakkuk etmez ama akılsız iman olmaz. Neden? Çünkü imanın konusu, burası çok önemli. İmanın konusu, yani objesi, yani nesnesi, aklın aletleri olan 5 duyu tarafından algılanabilenler cinsinden değildir. Bunu anladıysak bugünkü ders tamam. Anladın mı Yusuf? A little bit anlamış buradaki arkadaşımız. Bakın, aklın 5 aleti var diye görme, duyma, görme, duyma, tatma, dokunma, kokma, koklama. Bu 5 aletle çalışır ya, 5 alet kanalıyla taşınmış ona malzemeyi alır getirir ya, proses yaptığı, işlem yaptığı beyne, akla. Çünkü kainatın mantığıken ben aleme bakıyorum, bir şey yapılmışsa aklım diyor ki onun mutlaka yapıcısı olması lazım. Bir iğne varsa mutlaka bunun bir ustası olması lazım diyor. Tamam, bu doğru. Bu doğru. Ama ya ustası nedir, kimdir sorusunu sorduğumuzda, çünkü ben Allah'a, yaratıcıya öyle ulaşıyorum. Bir yaratıcının var olması lazım gelmesi ayrıdır. Yaratıcıya iman etmek ayrıdır. Mantıki sonuç birinci olmazsa olmaz aşamadır ama iman değildir. İlim, ilim, iman değildir. Bilgi, iman değildir. Ama küfür müdür? Hayır, küfür de değil. We have a few minutes, inşallah. Yeah, okay. Hadi, hadi onu meskule. Bilgi iman değildir. Ama şimdi konuya iyi anlayalım. Bilgisiz iman olur mu? Olmaz. Ama bilgi iman değildir. Neden? Çünkü 5 duyu, göz, kulak şu yarattık alemi algılar. Ve benim iman edeceğim bu
bu iğnenin yapıcısı kimdir sorusunun cevabında mutlaka bir yapıcısı olması lazım gelir dedim ama o yapıcının beş duyunun topladığı malzeme cinsinden olamazlığını tasdik etmem gerekir. İşte bu olamazlığını tasdik etmeye Nursi meçhuliyetiyle mağlup olandır. Selbiyeciler Allah yalnızla ne değildir ile tarif edilebilir der. Ona tesbih yapma denir. Yani tesbih yapma noksan özelliklerden münezzeh olduğunu söyleme diye söylenir. O da ayrı bir konu. Yani ayrı doğrultuda ama bunların anlaşılması lazım. Yani yaratık cinsinden ne düşünürsem, ne görüyorsam, işte bu özel, bu gördüğüm cinsten olmayandır o olması lazım gelen demek. Huvallahüllezî la ilahe illa hu formülünü aç, çıkar, içinden bu çıkar. İyi çalış ama. Hepimiz iyi çalışalım. Huve o, Allahu o Allah'tır. Ellezî, nasıl bir Allah bu? Ellezi o demek. Ellezi nasıl bir şey bu? La ilahe illahu. Kendisinden başka hiçbir şeyin o olmadığı odur. Bulmaca gibi bir şey söyledim değil mi? Hadi arkadaşlar var gülüyorlar burada. İşte bu yani konu o kadar da basit değilmiş anladığım kadarıyla. Ama aynı cinsten olmadığının anlaşılıp tasdik edilmesi işte bizim konumuz bugün. Bizim konumuz yani miracı anlamada birinci mesele Allah'ın yani yaratıcının cisimden, mekandan münezzeh olduğunu anlamaktır. Birinci cümlesi oydu, orada da kaldık zaten. Yok geçemedik, ikinci cümleye geçemedik. Mekandan ve cisimden ve mekandan münezzeh olması ile ancak ben onun yani yaratıcının اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ her şeyden daha yakın olduğunu ancak o zaman anlarım. Bunlar çok önemli konular. Bugün konuyu uzatamayacağım. Yolcumuz var. Yolcu etmemiz lazım. Ama şöyle söyleyeyim bakın Allah'ın yaratıcının her şeye her şeyden daha yakın olduğunu anlamanın tek bir yolu var. Her şeye her şeyden daha yakın ne demek? Bulmaca gibi bir şey kardeşim. Ama onu anlamak için yaratıcının cisimden ve mekandan münezzeh olduğunu anlamak lazım. Yaratıcının cisimden ve mekandan münezzeh olduğunu anlamak için de yaratıcının yaratık cinsinden olmadığından emin olmam lazım. Akıl bunu söyler, duygular da bunu tasdik eder. Anladım. Eğer anlatabildiysem bu çok önemli bir konu imiş. Allah razı olsun anlamadım diyen arkadaşlardan veya sen izah edemedin diyen arkadaşlardan konunun detaylarına girme. Elhamdülillah tevafuk etti. Bugünlerde çok kafama takılan mevzulardan bir tanesi buydu. Böyle not alayım diye düşünüyordum. Siz de tam ne derler bam teline bas. Elhamdülillah güzel oldu. Konu üzerinde daha ciddi düşünmemiz gerektiğine inandım ben şimdi. İşte konu basit bir konu değil. Maalesef insanlar da üzerinde zaman ayırmıyorlar. Ulema susunca yani ayak takımına kaldı, bize kaldı bu işlerle uğraşmak. Ulemanın bu konuda söyleyeceği şu anda, bu zamanın ulemasının pek bir lafı yok, duymuyoruz. Onlar hala Filistin'i kurtarmakla meşguller. İman gitti elden, Filistin'i kurtarmaya çalışıyorlar. Aklın, Serhend'in yazdıklarını okuyorum. Aklın ihata edebileceği türden olsaydı o zaman yaratıcı olmazdı. Haşa ihata edebilseydi o zaman aklın kavrayabildikleri cinsinden olurdu. Öyleyse aklın var olduğu kabul edilebiliyor fakat kavrayabildiği cinsten olmuyor. Devam edeyim Serhend. Kavrayabildiği cinsten olmadığını akıl kavrar. İşte buna denir selbiyecilik diye. Kavrayabilinin cinsten olmadığını akıl kavrar. Bakın böyle bir aklın böyle bir fonksiyonu var.
Akıl neyi anlayıp neyi anlayamayacağını biliyor. Anlayamayacağını bilmesi yeterlidir. Bir şeyin anlaşılamayanın anlaşılamayacağını bilmesi aklın kabiliyeti dahilindedir. İlginç bir nokta. Biz de hani diyoruz ya, yaratıcı yaratık cinsinden bu kelimeyi kullanalım. Yaratıcı bir şeyin sahneyi masnu cinsinden olamaz. Akıl bunu anlıyor. Olamayacağını anlıyor. Yoksa akıl saniin mahiyetini anlıyor değil. Mahiyetini anlaması beklenmez. Bu ayrımı Mehmet Ali Hoca çok güzel yaptı maşallah. O 10 emirden kaçıncı maddeydi bu bilmiyorum. 9. madde miydi yanılmıyorsam. O çok önemli bir konu o. Orada özet halinde söylenildi. En azından özet halinde bilinmesi lazım. Ama o özet halinde söylenenin nakarat şeklinde tekrar edilmesi, Allah ne yerdedir, ne göktedir, fakat her yerdedir. Doğru bir cümle olmakla birlikte 5 yaşındaki bir çocuk söylediği zaman sempati kazanan bir cümledir. Onun dışında bir şey ifade etmez akıl bali olmuş insanlar için. Bunun ne demek olduğunu anlamak zorundayız. İnşallah yani, yine Memin neredesin? İtiraz etmiyorsun. Ve anlatamadıysam haklısın. Ama bir şeylerin farklı bir konu olduğunu anlayabildiğiz. Yani şimdiye kadar iki konuşmalarımızda Memin asla yaratıcının mahiyetini anladığını iddia etmeyeceksin. 8. madde. Evet, doğru. Ya doğru Mehmet. Yaratıcının mahiyetini anladığını iddia etmeyeceksin. Ama akıl yaratıcının mahiyetinin anlaşılamayacağını tasdik eder. Bu da önemli bir nokta. Yani akla aykırı olacak, aklın dışına çıkacağız anlamında değil. Akıl onun anlaşılamayacağını anlıyorsa işte benim sorumlu olduğum mesele odur. Yaratıcı, yaratık cinsinden olamaz dediğimde la ilahe'yi söylemiş oldum işte. Hiçbir yaratıkta yaratıcı özelliği olamaz, yok çünkü demiş oldum. Akıl da bunu tasdik eder. Ya, çünkü akıl yaratıklara muhatap olur, yaratıklardan malzeme toplar, o detaylara göre düşünür veya proses yapar, işlem yapar. Aklın mahiyeti budur. O bu görevi yapması için yaratılmıştır zaten. İmana başlangıç rehber olsun diye yaratılmış. Aklı kullanmayan iman edemez ama aklı kullanmak iman için yeterli değildir. Çünkü iman akılda değil, kalpte tahakkuk eder. Bunlar da şimdiye kadar yaptığımız konuşmanın özeti cümlecikler. Efendim Allah razı olsun, ben susmak zorundayım, daha doğrusu odadan ayrılmak zorundayım. Allah hepinizden razı olsun. Anlamadık diyen veya anlamak için teşebbüs eden arkadaşlardan razı olsun Rabbim. Güzel oldu, birinci cümlede kaldık ama değdi inşallah. Hiç de basit değil gibi görünüyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum. Enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bir arkadaşımız yalnız birinci cümleyi okuduğumuzu söyleyip Mehmet Ali çarşamba gün cisimden ve mekandan münezzehtir cümlesinde kaldığımızı haber verirse memnun olurum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.